Harbicilik, nörocilik, septik ve anafilaktik şok. Şok belirtileri nedir? Azalan mental düzey veya konfüzyon, soğuk, nemli cilt, gri renkli, kül renkli bir cilt, terleme, taşikardi, takipli, hipotansiyon, oligüri. Peki laboratuvar asıl sağlık biz bunlara bakmak için çok bilgi olsun diye sadece ben ekledim. Hemotoklit durumu falan bakmak onlar mı? Yok sağlık ama ben bilgi olsun diye ekledim. Hemotoklit ciddi kanamaya yani başlangıçta normal olabiliyor arkadaşlar. Eğer düşükse çok ciddi bir kanamaya gösteriyor. Bu hipovolemi özellikle üst his kanamalarında yükseliyor. Göğsüz volümü gösteren bir kriter durumunda. Hafif yükselme özellikle çocuklarda ciddi dehidratasyonla bile gösterebiliyor. Glikoz yalnızca stres ile yükselebiliyor. Bizim için çok önemli bir kriter değil şey, şok açısından. Beyaz küre sayısı çok fazla tanısal bir şey yok. Kalsiyum özellikle statlı kanlarda biliyorsunuz hipokalsiyum oluşabiliyor. Statla kalsiyum birleşiyor. Birleşik oluşturup ne oluyor? Hipokalsiyumiye de oluşturuyor. Genellikle tedavi de gerekiyor durumda. Peki ne yapacağız? Hipovolemik şokta ilk sıramız ne? Tabii ki ilk sıramız yine solunum yolu açık tutacağız. Kanama varsa kanamaya müdahale edeceğiz. Sonra arter basıncın ölçüm adını saydı. Yani tansiyonuna bakacağız. Basıncı nabzını sayacağız. En az iki tane büyük damar yolu açacağız. Mümkünse daha büyük bir hareketli büyük damar yolu açacağız. Ve hemen ne yapacağız bu damar yolundan? Sıvıya başlayacağız. Geçebiliriz. Sıvı olarak ne kullanacağız? Öncelikle rengel laktat arkadaşlar. Yani ve kıraçlı değil. Bu şey çoktan da çokta rengel laktat. Ve aynı zamanda travmalar gibi. Tabii travmalar tabii. Şok diyoruz ama travmalar da. Bizim ilk tercih edeceğimiz, efendim kafa travması değil, ona geleceğim şimdi. Kafa travması. Hastada travmalar, aynı zamanda mesela amputa oluyor organa. Rengel takamayız. Ama kıraş olması için belli bir süre gerekir. Tabii o belli bir süre. Sıva olmaları falan gerekiyor. Göbekte yetersiz olması için. Belli bir süre geçtiği zaman o anda olmuş bir makasının o kaçışmaz ya. Tabii tabii. İlk etapta kritik konu değil ya. Peki ne zaman rengel takamayız? Göbek yetersizliği varsa takalım potasyum. Takamayız. O zaman ne kullanacağız? Esepris. Saatte 2 litre arkadaşlar. Yani bu tabi hastanın durumuna göre değişir. Minimal bir kanaması varsa başka litre bölümde bir yüklemenin bir anlamı yok. Ama bariz kanaması varsa ve hastanın hipovolemik şoku gösteren bir etkiler varsa direkt bolus şeklinde 2 litre saatte gönderebiliriz. Çocuklarda ne yapalım? Çocuklarda 20 mililitre ve kilogram. Kilogram başı 20 mililitre. Tabi bile ne vermiyoruz çocukta? Ne verebiliriz? İzodeis. İzodeis kullanıyoruz daha çok. Onu verebiliriz. Ama kristallerit vereceğiz yine. Ve hastalığı verdiği yanıta göre ilk litre gönderdik. Hastayı değerlendireceğiz. Tekrar tansiyonu okuyacağız. Hastanın genel durumuna bakacağız. Konfüzyon düzeliyor mu? Hasta kendine geliyor mu? Biraz önceki takipnek durumu devam ediyor mu? Bunlara bakacağız. Her şey hastaya göre arkadaşlar. Eğer hasta dönüyorsa ve değişiyorsa tansiyonu normal düzeye yaklaşıyorsa o zaman tekrar kristallerit daha az hızla devam edebiliriz. Yok hasta daha kötüye gidiyor. Bu tansiyonu düzelmiyorsa o zaman kolonitlerle beraber kullanacağız. Hangi kolonit? Tamam, ne kolonitleri var? Yani şu an size ben şunu diyemiyorum. Şu kristallit, ya da bu kolonit verin diyemiyorum. Tamamıyla hekime bağlı. Ve şu an dediğim gibi kendi hastanenin örneği var. Telefizin kullanıyor. Ya da volümen kullanıyor. Ama dediğim gibi bu tabi acil ortamında yapılmış. Biz sadece açacağız 200 litre. Çok eğer bariz kanaması varsa güzel, transportunu yaptıktan sonra bizim gözlük ama 10 sonradan sonra hatta bazıları kolonit başlamak direkt kan verebiliyor. Şimdi ona geleceğim. Eğer bir de hastalığı hiperkalsiyumu varsa ne yapacağız? SF seçeceğiz yine, potasyum yüksek. Eğer kolonitleri veriyorsak ve bu non protein kolonitler de kontraindikasyon hastada albümü de kullanılabilir. Ama çok pahalı, gözünü söylemiştim. Daha sonra biz idrar sonrası takacağız. İdrarda da ölçmemiz lazım. Çok fazla sürekli oligüri olduğunu biliyoruz. Hastanın içinde bulunduğunu değerleyeceğiz. Ve eğer sıvı resitasyonu ile hasta düzeliyorsa gerekli tetikte bu acil olacak bir şey artık. Ve acil operasyon için hazırlık yapmamız gerekiyor. Bir de hemorajik olmayan şok tipleri var. Daha önce bahsedildi gerçi ama kısaca ben bahsedeyim. Hipovolemik şok ondan hemorajik olanı. Kusma hislerleri, sıvı kayıpları daha çok oluyor. IV'li genel laktat ve salin. Salin solüsyonu biliyor musunuz? Evet. Sodyum bikarbonat ve sodyum klorür açısından tuz solüsyonu diyebiliriz. Bu
yardım vazodilatasyona bağlı bir hipotansiyon olur. Buna bağlı da mediatörler sanıyor biliyorsunuz. Burada da aynı sıvı vereceğiz. Yine seçeceğimiz sıvı yarımlar laktat ve epinefrin başlıyor. Adrenalin başlayacak. Erişimde 1 saatte 1-2 bin mililitre mineral laktat sosunu verilebilir. Sabit. 1-2 bin mililitre. 1-2 bin mililitre, evet. Bu laktat çok. Bütün yayınlarını söylüyorum. 1-2 bin mililitre. Çoktan. Septik şok biliyorsunuz. Bir komplikasyon oluşturur septik şok. Hipo veya hipertermi vardır. Ve ayrı sıvı tedavisinde vazopresör lerde ise konuda tedaviye ihtiyaç duyabilirler. Çünkü derin bir hipotansiyon oluyor hastalarda. Dopamin dakikada 5-20 mikrogram, mikrogram başına verilebilir ve hastanın kan tutmasının takipine göre dopamin dozu değiştirilebilir. Ayrıca biliyorsunuz antibiyotik terapisi de bahsetmesi gerekiyor. Şimdi burada hemolojik şok evreleri var arkadaşlar. Evre 1'de kan kaybı 750 mililitreden daha az. Yani %0-%15 arasında bir kan kaybı var. Santral sinir sistemi hafif ansiyöz. Sistolik kan basıncı normalse, diyastolik kan basıncı normalse, solunum sesi 14-20 arasındaysa, gılımız 100'ün altındaysa, idrarda saatte 30'un eğer altının üzerindeyse, kırs kaybediyoruz. Eğer 750-1000 mililitresiniz kan kaybı varsa, yani %15-30 arasında bir kan kaybı varsa, ansiyöz varsa, bunun ansiyözse, sistolik kan basıncı normalse, diyastolik kan basıncı yüksekse, sol sayısı 20-30 arasında, nabızla 100'den fazla, idrar 20-30 arasındaysa burada kırık farklı tüneyi kan da gerekebilir. Efendim? Kan da gerekebilir bu hastaya. Eğer kan kaybımız 1500-2000 mililitre, yani 130-140 kan kaybedildiyse, hasta korkize ve ansiyözse, sırt kan basıncı düşükse, diyastolik kan basıncı düşükse, solunum sayısı 30-40 arasındaysa, taşıkardisi başladı hastanın yüzünün üzerindeyse ve idrar mililitre olarak 5-15 mililitre ise onu görürse yani kristal lütfe kan verilmesi gerektiği, 2000 mililitre üzerinde bir kayıp varsa yani %40 üzerinde bir kayıp varsa letaljik hasta ve bilinci yoksa artık iyice hipotansifse ve solunum sayısı 40 üzerinde ise nabız 140 üzerinde ise ve idrar yok gibi ise hızlı sıvı kan ve artık cerrahi gerekebilir bu hastalarda. Şimdi ben buraya kafa travma hastaya yaklaşım ve kısaca bir ıslah şeklinde biliyorsunuz kafa travması çok fazla yaygın karşılaşıyoruz. Neler yapmamız gerekiyor onlara bir bakarsak. Bu konuya hiç girmemiş, isabet olmuş, dedim beyin yok ya. Çok kısaca aldım zaten. Yani sağlığını yap. Çünkü ailede daha farklı şeyler tutamamıyorsun. Yani farklı şeyler yapıyor ama. Şimdi ilk önce oksijenasyon sağlanması gerekiyor ve dakikada 4-5 litreden oksijen başlaması gerekiyor kafa travma hastaya. Çünkü biliyorsunuz hipoksi beyin hasarını daha da arttırır. Kardiyak monitorizasyon ve hemen damar yolaşılması gerekiyor. Çünkü bu kafa travmatik hastalarda hava yolu güvenliği sağlaması da önemli. Hatta entübasyon gerekir ama önce de tabii ki servikal stabilizasyondan sonra entübasyon yapıyoruz. Geçebiliriz. Ayrı damar açtık ne verelim? Bir de sözlü mani verelim mi? Kafa travması var, gönül travmada. Monitör var. Yavaş hipotansiyon.
kaç basınç harcı? Basınç harcısı ne demek? Aynen sonunda daha fazla ilerlemesi demek. Oradaki olayların daha fazla aktif hale gelmesi demek. Peki daha sonra ne zaman monitör başladı? Bir birinci ay görecek önce sistemi. Yani bizi karşılığa göremedi çünkü. Eğer birinci ay ödemden şükürlüyorsa direkt tomografiye gitmeden önce başlayabilir monitör. Ama yok böyle bir şüphesi yoksa tomografi sonucuna göre monitör nasıl başlanıyor? Kilogram başına 0.25 1 gram şeklinde 10-15 dakika infüzyon şeklinde monitör başlıyor. Ama şüpheleniyorsa bunu tomografi önce direkt ayrıca başlayabilir. Monitör takımı için illa 1 gram görmesi şart mı? Hayır canım, acil doktoru mu görüyor? Ben de bir gün bir gelsin, sağlık kuruşuna gidene kadar monitör olsun. Valla arkadaşlar ben en son bir yayın okudum. Şey var, şöyle ayırmış yayında. Hatta benim bilgisayarım var, öyle diyebilirim. Sahada ve acildeki yaklaşım şeklinde hocanın yayını o. Hoca şeysi ayırdı, şöyle ayırmış. Öncesinde monitör kesinlikle yok ama hastaneye acil servisi yaklaşım içeriye almış. Ben de biliyorsunuz her şey farklı farklı, birçok yayında farklı şeyler söyleniyor. Benim okuduğum, aldığım karde kaldığım yayını bu şekildeydi. Acil servis ortamına geldikten sonra, şimdi monitörü topa yaramazsa niye göre takacaksınız? Kıraç da olabilir belki. Hayır hocam, Nurcan Hanım'ın söylediği kıraşta. Hayır, kıraşta uzun süre kalıyor ya. Ödem olmuş mu? Ödem bir an tatlı oluşmaz ki biliyorsunuz. Siz kaza olmadan geçmiyorsunuz. Kıraş var, bir de afetler de. Tabii afetler için doğru olabilir dedi ama kaza için kazanmıyor. Ya aradaki fark var mı? Çünkü anında ödem oluşup da mantör gitmez. Zaten hastanın transporu ne kadar sürer? 5 dakika geçer mi? Arkadaşın söylediği kardiyak tamponat olabilir. Hani o zaman bir şey yapmak. Hiç yaz hastalık.